Yepyeni bir bölümden gezgin izleyicilerine merhabalar. Yaz kış demeden Türkiye'yi adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta Ankara'nın turizm ilçesi Beypazarı'ndayız. Kültürüyle, tarihiyle, Beypazarı konaklarıyla, gezilip görülesi yerleriyle Beypazarı'nı anlatacağız sizlere. Sizler de ekranlarınızın başından bir yerlere ayrılmayın. Gezimiz başlıyor. Beypazarı Ankara'ya 100 kilometre uzaklıkta şirin bir ilçemiz. Kendine has mimarisi, yerel lezzetleriyle Ankara'nın en turistik yerlerinden biri. Hatta en önemli ilçesi de diyebiliriz aslında. Osmanlı döneminde tımarlı sipahi merkeziymiş ve tarih boyunca ticaret ve ekonomik hayatın yoğun olduğu bir kent kimliğini korumuş. Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde Beypazarı'ndan bahsetmeden edememiş. Beypazarı'nı gezmeye Hıdırlık Tepesi'nden başladık. Şehrin kuş bakışı manzarası bu tepede. Tarihi konakların güzelliğinden alamıyor insan kendini. Çarşıya doğru iniyoruz. Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi konaklarıyla yerli ve yabancı turistin gözde yeri Beypazarı. Başlıyoruz sokak sokak gezmeye. Evet, tarihi Beypazarı sokaklarındayız şu anda. Beypazarı sokaklarında gezdiğiniz zaman tarihi adeta içerisinde yaşarsınız. Gerçekten bir açık hava müzesi gibi burası. Bini aşkın konak var. Ve bu konakların birçoğu bundan yüzyıllar önce büyük bir yangında maalesef yok olma derecesine geliyor. Fakat sonrasında Safranbolu'dan ustalar buraya getirtiliyor ve tekrar bu tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor. Günümüzde de orijinalliği hiçbir şekilde bozulmamış ve birçok da restorasyon görmüş. Tabi bu restorasyonla beraber önümüzdeki yüzyıllarda da bu tarihi konakların tekrar ayakta kalabileceğini görecek olan nesiller de olacak. Evet, genelde baktığımız zaman Osmanlı sivil mimarisinin tüm örneklerini taşıyor konaklar ve 3 kattan oluşuyor. Ve bu konakların hala yaşamasındaki en büyük etken ise içerisinde Beypazarı halkı yaşıyor. Evet, nefes alan evler diyoruz, nefes alan konaklar diyoruz biz bunlara. Sadece konaklar mı tarihi olan? Tabii ki değil. Burada şu an üzerinde yürümüş olduğumuz sokaklar da tarihi. Çünkü Arnavut kaldırımlarıyla döşenmiş ve geçmişte yapılırken bu sokaklar eğimli olarak yapılmış. Çünkü olası bir su baskınında su aşağıya doğru aksın ve hiçbir yere en azından su basmasın diye düşünülerek geçmişten bugüne kadar ulaşmış. Evet, konakların dış görünümü etkileyici. İçini de merak ediyoruz. Onlardan bir tanesine de gireceğiz az sonra. En azından bu tarihi yapının içini de yerinde görmüş olacağız. Beypazarı'nda gezelim, görelim. Tarihi konakların birçoğu restorasyonu tamamlandıktan sonra da işletmeye kazandırılmış. Birçoğu yöresel tatların sunulduğu kafe ve restoran olarak kullanılırken, bir kısmı da bu tarihi içerisinde yaşamak isteyenler için butik otel hizmeti veriyor. Beypazarı çarşısında gezerken çok tok olmamakta fayda var. Çünkü size baklava, havuç lokumu, cevizli sucuk, havuç suyu gibi yerel lezzetleri denetmeye çalışan güler yüzlü esnafı var her yerde. Sokakları mis gibi havuç kokan Beypazarı'nda tezgahlarda el yapımı ahşap ürünler, bakır eşyalar, güzel takılar ve bol miktarda yerel yiyecekler satılıyor. Beypazarı'na geldiğiniz zaman burada tarihi sokaklarını, konaklarını, yöresel ürünleri ve bir de güler yüzlü esnafını, halkını görürsünüz. Kolay gelsin. Hoş geldin. Seni şöyle alacağım öne doğru. Nasıl gidiyor işler? İşle iyi gidiyor biraz. 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 Şimdi kış ayında da ama gördüğüm kadarıyla seni şöyle dön bakalım bir görsünler seni ya.
Bir görsünler değil mi? Beypazarı'nın güler yüzlü halkı diyoruz. Güler yüzlü esnafı diyoruz ki gerçekten öyle. Çünkü burada yolda yürüdüğünüz zaman nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz, kolay gelsin. Bunların hepsi sabah sabah duyulan en güzel cümleler. Tabii. Çalışırken. Tabii. Şimdi yaz kış burada birçok kişiyi görüyorum. Dışarıdan gelen birçok turist var. Var. Peki işler nasıl gidiyor? İşte hepiceğimizden alıyorlar. Soluk. Bak buraya ait yaprağımız var, taranamız var. Ada çayı, alıç çiçeği, alıç kurusu. Oh oh oh, ondan maşallah. Ondan sonra biber, patlıcan kurusu. Bunlar hepsi yazın toplanıyor. Bunlar değil mi? Hep yazın topluyoruz, kuru diyoruz, kışın satıyoruz yani. Ankara'dan gelme bir satın kekiğimiz var, domurcuk kekik o da. Onun dışında hepsi Beypazarı'na ait. Hepice Beypazarı'na ait doğal bura. Yazın ne yapıyorsunuz? Yazın bunlar hep toplamaya gidiyoruz dağlara. Yazın topluyoruz, kışın satıyoruz. Tabii. Yazın dağlara gidiyoruz. Mesela Alıca gidiyoruz, Adaçayı'na gidiyoruz, Alıç Çiçeği'ne gidiyoruz. Bunlar hep dağdan geliyor. Sabahın erken saatleri gidiyor, dağdan bunları da topluyor. Sonrasında işte Beypazarı'nın bu organik ürünlerini burada satıyorlar. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun çok sana. Çok sağ ol. Bir de bağa gideriz. Bağımızın üzüm olur, asmasında yaprağı onları olur. Onları da topluyorsun. Tabii topluyoruz, satıyoruz. Baksana. Oh oh bak. Ne güzel. Yaprak yani iyi birinci yaprak. Şöyle. Şimdi tabii ki havuç olunca bol fazlasıyla burada havucun lokumu, havuç suyu özellikle satılıyor. Kolay gelsin size de. Hoş geldiniz efendim. Nasıl peki insanların ilgisi nasıl? İnsanların ilgisi çok iyi. Ya havuç suyu içiyorum, çok faydalı. Havuç suyu A vitamini var gözlere birebir. Karadut suyumuzda ağız yaralarına kan yapıcı özelliği var. Soğuk algınlığına birebir. Tabii karadut suyumuz da var. Bak burada kendisi de var efendim. Oo, bunu yazın güzel. Biz de alıyoruz. Yazın alıyoruz onları efendim. Bunları sıkıp suyunu veriyoruz. Beypazarı havucunun tadı daha farklıdır. Biraz daha şekere tabii. Fazladır. Ve içimi de çok güzeldir. Zaten az önce burada sabah sabah geçtiğimizde çok da güzel ikramlar da oldu. İşte Beypazarı halkının, Beypazarı esnafının bu güler yüzü ayrı. Biz de bakalım ya bir tadına o zaman. Tabii, Beypazarı havucunun suyunu içelim. Bunun 7 türlüsü var bu havucun. 7 türlüsü evet, var. Bunun kışlık var, yazlık var. Bunun çok bunun değişik var. Zamanında bunun 30 sene evveli ve 20 sene 30 sene evveli uzun havuçlar vardı bizim burada. Beypazarı'na yetişirdi. O havuçlar şimdi kalmadı. Şimdi bu kısa havuçlar çıktı. Bunun da tatlısı var. Bir de kışlığı var. Sıfırın altında. Sıfırın altında 5 dereceye dayanıklı var. Onlardan verdi sizler. Düşün. Farklı farklı evet. Ürünlerde yapıyorsunuz. Tabii. Hayırlı işler olsun. Teşekkür kolay gelsin. Efendim. Teşekkür ediyorum. Beypazarı'nda bulunan konaklar tarihe meydan okurcasına dimdik ayakta kalma savaşı veriyor. Bu konaklarda yaşanmışlıklar var, hayat var, halen de yaşamlar devam ediyor. Burada geçmişte olduğu gibi günümüzde de aile bağları çok güçlü. Gelinler, torunlar bir arada, beraber aynı evi paylaşıyorlar. Örf, adet, gelenek, göreneklerine bağlılıkları hala devam ediyor bu tarihi konaklarda. Belki de özel kılan budur Beypazarı'nı, bu güler yüzlü halkının misafirperverliğini.
Evet, bu Beypazarı sokaklarına gelip bu tarihi yapıları görüp de hayran kalmamak elde değil gerçekten. Çünkü geçmişten günümüze ulaşan bu Osmanlı sivil mimarisinin örneklerini taşıyan konaklarda ne hayatlar yaşandı, geçmişten günümüze kadar da ayakta kalmış olan önemli yerler. Fakat bir de bunların iç kısımları var. Günümüze ulaşan, geçmişten günümüze gelen o ahşap işlemeleriyle. Evet, onlardan bir tanesine götüreceğiz şimdi sizlere. Ortalama 200 yıllık tarihi bir geçmişi var Limoncuoğlu Konağı. Ve günümüzde de Beypazarı Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmiş. Gidelim bu tarihi yapıyı içinde yaşayarak görelim ve bir konuk olalım. Nasıl özelliğe sahip diye. Evet, konağın 200 yıllık tarihi bir geçmişi var. Tabii ki restorasyon yapıldığı sırada belki de dokunulmamış olan en önemli noktalardan bir tanesi ise geçmişten günümüze ulaşan tavanları. Zaten Osmanlı sivil mimarisinin en büyük özelliği ise taş ve ahşabın birleşimi. Ki Beypazarı konaklarında da bunu çok fazlasıyla görebiliyoruz. O sokaklarda gezdiğimiz zaman adeta tarihi yaşıyoruz günümüzde. İşte bu konak günümüzde bunu yaşatıyor aslında gelen insanlara. Biz de gezip göreceğiz. 3 katlı bir konak burası. Ve içerisindeki o tarihi hep beraber en azından yaşayarak görmüş olacağız. Anadolu'nun birçok noktasında işte bu Osmanlı sivil mimarisindeki bu konakları görebiliyoruz. Ve konaklara baktığımız zaman genelde minimum 10-15 oda arasında odaları var. Bunun sebebi ise işte Anadolu kültüründe aileler gelinleriyle beraber yaşarlarmış. Yani kalabalık bir aile. Ve kalabalık aile o dönemlerde işte böyle konaklarda yaşarlarmış. Görmüş olduğunuz gibi. Daha önceki yıllarda burası bir salon, etrafında ise aile bireylerinin odaları bulunmuş ama günümüzde restorasyonu yapıldıktan sonra belediye başkanının misafirlerini ağırladığı bir protokol binası olarak işlev görüyor. Hem zaten bu restorasyon sonrasında da bu tarihi yapıda yaşatılmaya çalışılıyor ki önümüzdeki yüzyıllara kadar da bu tarihi yapı ulaşacak. Evet, buranın en önemli özelliği işte o dönemlerde yapıldığında bu binalar yüksek tavanlı olarak yapılırmış. Yani ortalama 5 metrelik bir tavanı var. Bu da ferah bir ortam, yazın serin, kışın ise sıcak olmasını sağlarmış. Yani geçmişte her şey o kadar ince detaylı düşünülmüş ki aslında. Günümüzde bunun örneğini görmek maalesef mümkün değil. Ama işte orada geldiğiniz zaman, buraları gezdiğiniz zaman geçmişi yaşıyorsunuz adeta. Ve en iyi örneklerinden bir tanesi diyebiliriz bu Beypazarı konaklarının. Beypazarı konaklarının asıl farkı her bir odanın ayrı bir özelliği var. İşte geçmişten günümüze gelen o haremlik selamlık geleneği aslında bu işte Anadolu'daki yaşam kültürünü anlatıyor. Çünkü işte büyüklerin ağırlandığı odadan erkeklerin bulunduğu odaya ve hatta şu an içinde bulunduğumuz geçmişte gelin odası olarak kullanılan odaya kadar. Evet, gelin odaları özelmiş, ayrıymış, farklıymış. Sebebi ise gelen gelin kendine ayrı bir yaşamda kurabilsin düşüncesiyle büyük bir oda verilirmiş. Ama odada her şey mevcutmuş. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu dolaplar tabii günümüzde aynı amaca yönelik olmadığı için restorasyondan sonra burada banyosu bulunmuyor. Ama geçmişte burada bir banyo varmış. Hemen ayrı bir kapı daha var. Orada ise yüklük olarak adlandırdığımız gelinin hem çeyiz hem o yer yataklarını sakladığı ayrı küçük bir oda bulunurmuş. Dedim ya, işte geçmişten günümüze bu kültür geldiği zaman geçmişte aile bireylerine, komşuluğa, akrabalığa ne kadar önem verildiğini görebiliyoruz aslında bu yaşantı içerisinde. Müzik.
İşte Beypazarı evlerindeki o haremlik, selamlık geleneğinin en iyi göstergesi konakta iki giriş kapısı var. Bir tanesi az önce girmiş olduğumuz o ana giriş kapısı, diğeri ise hemen alt tarafta bulunan diğer bir giriş kapısı. Evet, haremlik selamlıktan dolayı burada kapı üzerlerinde de iki tokmak bulunuyor. Sebebi ise bir tanesi kalın, bir tanesi ince bu tokmakların. İnce tokmaktan tiz bir ses çıkarmış ve bunu genelde bayanlar kullanır ki bayanın geldiği öyle anlaşılır. Kalın tokmaktan ise tok bir ses çıkar. İşte erkek misafirin geldiği ise o tokmak sesinden anlaşılır ve ana giriş kapısından o misafir kabul edilir. Evet, bu girişin hemen sonunda ise bir kuşkana bulunuyor. Bey pazarında kuşkana deniliyor. Kuşkana nedir mi? Aile bireylerinin nefes aldığı, dinlendiği balkona Beypazarı halkı kuşkana diyor. Beypazarı konaklarının diğer bir özelliği de konaklar yapıldığında mutlaka bir odası inşaat halinde bırakılırmış. Bunun sebebi ise dünyada yapacak daha çok işimiz var, Azrail geç uğrasın düşüncesiyle mutlaka her Beypazarı konağının bir odası inşaat halinde bırakılırmış. Sevgili izleyicilerim, Beypazarı'na geldiniz. Tarihi sokaklarında gezdiniz. O tarihi yaşadınız. Sonra yoruldunuz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Beypazarı'nda o tarihi mekanların arasında tarihi bir yerde, Taş Mektep'te yöresel tatları tadabilirsiniz. Burada Beypazarı'na özgü, Beypazarı'na özel birçok yöresel yemek var. Ustamız da yanımızda. Usta varsa da bayağı bir yemeğimiz var. Neler var? Senden bir öğrenelim. Şöyle diyeyim, çorbamız... Beypazar yöremize has bir çorbamız. Elde yapma. Tarhana. Yapması zor değil. Çok kolay. Evet, tarhana çorbamız. Buradaki güvecimiz. Bu biraz uğraş veriyor. Öyle mi? Yapması, evet. Zahmetli. Ya, bu da pişmesini mecbur bekliyoruz. Fırında... Kaç saat? 3,5 saatte toprak kapta. Fırına salıyorum. Fırın derecesi de bir 250 derece falan. Onun altına düşmeyecek. O zaman 3,5 saatte rahat pişiyor. Ondan sonra çekeriz. Pirincini veririm. Komple etli güveç olarak hazır oluyor. Çıkar bize servise. Bu da dolmamız. Beypazarı sarması. Evet, bu da bizim yöremize bir has. Kendi yaprağımızdan, kendi yetiştirdiğimiz yaprağımızdan. Bunun da yapması, bayanlarımızın elde sarması biraz o. Burada her noktada mutlaka bayanların sardığı tabii, değil mi bu? Tabii. Bizim saran bayanlarımız var. Hayır, kesinlikle. Ne güzel. Bayanlarımızın el sarması, yaprağımızı kendimiz yetiştiriyoruz zaten. Bu yörenin has yaprağı. Her yörenin yaprağı değişik oluyor ama işte lezzette bizimki de tabi değişik. Bizimki daha farklı diyorsun yani. Burada gördüğümüzde höşmerim. Bazı yörelerde peynir katıyorlar. Bizde yok. Sizde nasıl oluyor? Bizde yaptığım sade tereyağı, süt, un, iki çeşit un. Bir esmer, bir beyaz un. İkisinin karışımı. Burada baklavamız var. Baklavası da meşhurdur buranın. 80 katlı. 80 kat. Bu da bayanlarımızın bir el yapması. Burada bayanlar tarafı yine makine değil yani. Hayır. Hazır da değil. Hayır. Oh, ne güzel. Buranın yöresel yemekleri gerçekten çok fazla. Bazlamamız da var burada. Bazlama tabii. Günlük olarak burada sürekli çıkıyor değil mi? Günlük çıkar. Zaten bizim yöresel ekmeğimiz bu. Şimdi bugün yemeği sıfırdan yapmadık. Sebebi ise burada görmüş olduğunuz her bir yemek, her bir tatlının yapımı minimum 3 saat.
Minimum 3 saat sürüyor. Tabii ki bunların hepsinin ayrı ayrı aşamaları ve emekleri var ama biz size böyle görsel olarak sunmak istedik. Çünkü Beypazarı'na geldiğiniz zaman birçok yemeği burada bulabiliyorsunuz. Şimdi ben özellikle pilavımızın tadına bakacağım. Beypazarı'na has, Beypazarı'na özgü olan güvecimiz. Gerçekten lezzet farkı var. Hemen hemen her hafta farklı bölgelerdeyiz. Ve farklı kültürlerin yemeklerini anlatıyoruz size ama bunun et suyu, içerisindeki baharatı inanılmaz güzel. Nefis bir yemek. Gerçekten ellerinize sağlık, çok güzel. Baharatta yani çok böyle aşırı baharat yok. Sadece güzel, karabiber. Çok kararında, çok kararında, evet. Ve çok güzel. Sarmaya da ben tadına bakmıyorum ki en sevdiğim şeydir sarma. Gerçekten nefis. Sarma da inanılmaz. Yaprak, ince bir yaprak. Dediği gibi Beypazarı'na has bir yapraktan yapılmış bir sarma, evet. Bu. Ve yaprağımız inanılmaz çok güzel. Ince. Çok ince bir zaten yaprağı var. Tadı, o ekşimsi onda zaten. İçinde hiçbir ekşilik yok mu artı olarak? Yok. Yaprağın kendi özelliği. Yaprağımızın yani. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bayanlar çok güzel bir şekilde hem aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar bu şekilde. Çünkü toplanıp da yapıyorlar bu yemekleri, değil evet, mi? Evet. Toplanıyorlar ve bu yemekleri, tatlıları hep bir arada el birliğiyle yapıyorlar. Zahmet isteyen bir şey. Yani uzun sürüyor. Mecbur kalabalık yapıyorlar. Zahmetli iş. Yemekler, tatlılar. Gerçekten evet. Nefis. Dört mevsim. Burada Beypazarı'nda zaten turizm devam ediyor. Ve dört mevsim burası sürekli olarak gezmeye açık bir yer, gezinmeye açık bir yer. Ve buraya gelen insanlar mutlaka bu yöresel tatları yemeden zaten buradan ayrılmıyorlar. Her ne kadar konakları meşhur olsa da konakları kadar da yemekleri de meşhur Beypazarı'nın. Tekrar ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Turizm cenneti Beypazarı'nda yöresel yemeklerin tadına baktık ve şimdi sizleri her yıl geleneksel olarak Şubat ayında gerçekleştirilen Kızak Şenliği'ne doğru götürüyoruz. Beypazarı'nda bir de doğal güzellik var. Evet, Beypazarı bembeyaz bir örtüye büründü ve her yıl geleneksel olarak burada kızak şenliği düzenleniyor. Ve bu sene buna ek olarak 4 kilometrelik bir alan içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Doğa yürüyüşü. Biz de ekibe dahil olduk. Belediye başkanı var, protokolden ekipler var. Yine burada doğa severler var. Bunlarla beraber 4 kilometrelik bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşün ardından da kızak şenliğinin bulunduğu alana doğru gideceğiz. O halde yürüyüş başlasın. Önceliği size bırakalım başkanım. Doğa yürüyüşüne katılan oldukça kalabalık var. Özellikle Beypazarı'ndan katılım çok fazla. Dışarıdan gelen misafirler de var. Gördüğünüz gibi kuyruk bayağı bir uzuyor. Muhteşem bir doğa örtüsü içerisinde doğa yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Fakat bu arada da tabii bu güzellikleri de görüyoruz. Hemen arkamda Beypazarı'nın belki de turizm açısından önemli noktalarından bir tanesi Karagöl var. Özellikle yaz aylarında burada mesire alanı olarak da kullanıldığı için piknikçilerle dolup taşan bir yer. Fakat bu kış aylarında da işte bu beyaz örtüyle beraber yine çok muhteşem bir güzelliğe bürünüyor. Biz doğa yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu arada yol boyunca farklı farklı güzellikleri de görmeye devam edeceğiz.
Özellikle yaz aylarında piknikçilerin vazgeçilmez adresi göl, içinde bulunduğumuz bu kış aylarında da ayrı bir güzellik sunuyor ziyaretçilerine. Çam ağaçlarının güzelliği, beyaz örtüyü de kattığı zaman inanılmaz bir doğa örtüsü var burada. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Ortalama az önce de söylediğim gibi 4 kilometrelik bir parkur ve bu parkurun sonunda da kızak şenliğine ulaşmış olacağız. Kızak şenliği öncesi düzenlenen bu doğa yürüyüşümüzde yeşilin 7 rengini görüp temiz havasını soluduk bolca. Oldukça da kalabalığız. Her yaştan katılım var. İlerliyoruz. İlerledikçe hayranlığımız artıyor. Doğanın insana sunduğu bu eşsiz güzelliğin tadını çıkartıyoruz doyasıya. Patika yolları aşıyoruz yavaş yavaş. İlerliyoruz. Evet, 4 kilometrelik bir parkuru ortalama 2 saatte profesyonel bir ekiple beraber tamamladık. Yorulduk mu? Evet, yorulduk ama gayet keyifliydi ve inanılmaz güzeldi. Evet, buradan nereye geçiyoruz şimdi? Kızak şenliğinin yapıldığı alana doğru. Muhteşem bir yürüyüşün ardından evet şu anda kızak şenliğinin yapıldığı alana geldik. Evet, burada Beypazarı'nda alternatif turizmi görebiliyorsunuz. Her türü var turizmin ve kışında bunu değerlendiriyorsunuz. İnşallah. Sizin turizme verdiğiniz önemi, değeri bizler biliyoruz. Bu noktadaki çalışmalarınızı da görüyoruz. Peki bu çalışmalar devam edecek mi? İnşallah. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmalarımız, bu tür faaliyetlerimiz inşallah katlayarak daha güzel, daha profesyonel ve daha teknolojik olarak. Biraz önce duydum, bu etkinliklerimizin içerisinde ufak tefek yaralanmalar olmuş. Ben onlara öncelikle bir geçmiş olsun dedim. Tabii bu tür güzelliklerin ara ara olacak. Küçük can sıkıcı meseleler de oluyor. İnşallah bizim Beypazarı'nda bu süreçten sonra en çok istediğimiz, en çok temenni ettiğimiz alternatif turizmin Türkiye'de öne çıkan boyutlarının birçok manada tercih edilen noktası Beypazarı olsun istiyoruz. İsterken de geçerli sebeplerimiz var. Hakikaten gördünüz, bir yürüyüş yaptık. O yürüyüşteki alanlarımızın ne kadar harika, ne kadar muhteşem alanlar olduğunu. Şu an burayı görüyorsunuz. Hakikaten tarihi bir kalabalık burada, bu bölgede. Kesinlikle böyle bir öyle. Etkinlik. İşte afroçularımız bir taraftan, diğer etkinliklerimiz bir taraftan. İstiyoruz ki bu yılda bir defa değil, her hafta bu etkinliklerimiz devam etsin. Yani kültür turizmimizin işte birkaç aylık dolu olan o kısmını kış turizmiyle, kıştan sonraki bu bölgedeki yürüyüşlerle, trekkinglerle, off-road yarışmalarıyla birlikte devam etsin istiyoruz. Şimdi evet, turizmin her noktasında çalışmalarınız var, evet. Ama siz bunlarda da birebir bulunuyorsunuz. Önemli olan nokta bu. Mesela az önce bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. İşte bu doğa yürüyüşünün en başında siz vardınız. İşte buraya geldik. Az sonra kayacağız herhalde hep beraber. Sizinle kayacağınız söyleniyor. Off-road'da da yer alacakmışsınız. Evet. Şu zaten kendinizin içinde olmadığınız, sahiplenmediğiniz hiçbir şeyin olması mümkün değil. Bizatihi şey içerisinde olacaksınız, sahipleneceksiniz ki insanlar da sahiplenebilsin, insanlar da o işin içerisinde olabilsin. Ben seviyorum. Zaten gençliğimiz, çocukluğumuz bu işlerin içerisinde geçti. Kara yabancı değiliz, doğaya yabancı değiliz. Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, dinlendiğimiz, yürürken dinlendiğimiz, bu olayları yaşarken dinlendiğimiz ortamlar ve özendirmemiz gerektiğine de inanıyorum. İnsanların hiç değilse hafta içindeki o yoğunluklarını, o streslerini bir şekilde burada atıp haftaya yeni zinde, daha dinlenmiş bir şekilde başlasınlar. Böyle bir ortamımız olsun da istiyorum. Gerçekten de öyle. Yani Başkan Bey bu noktada haklı çünkü burası dolu. Sadece Beypazarı halkı değil. Buraya dışarıdan gelen birçok misafir de var. Bizim gibi gelen basın mensubu arkadaşlarımız da var. Şimdi neredeyse bir yılı dolduracaksınız belediye başkanlığınız, evet, sürecinde. Ben şunu da sormak istiyorum çok kısa bir şekilde. Beypazarı'nda neler değişti?
Bey pazarında neler değişti? Ya ufak tefek tabii birçok değişikliklerimiz var. İnşallah turizm yönünden daha bir doluluk turizm, oldu gibi. Turizm noktasında işte bu şu anki yaşadığımız alternatif turizmlerimiz. Bunlar da Bey pazarına reklansın istiyoruz. Şu an Bey pazarımızın turizmiyle alakalı 4 aylık, 5 aylık bir etkinliği var. Biz bunu 12 aya yayalım. 12 ayda da dolu dolu olsun. Bunlar da yeni Bey pazarına katkı olarak sağlamış olalım. Yeni değişimler bunlar olsun. Bunlar oluyor diye söyleyelim. Şimdi biz Bey pazarını biliyoruz. Bey pazarına sık sık da gelmeye çalışıyoruz. Evet. En az yılda 2 defa en azından hem yaz hem kış güzelliğini görmek açısından. Ama Bey pazarına hiç gelmemiş, hiç görmemiş, metropol kentlere bu kadar yakın olan bu ilçeyi ekranın başındaki izleyicilerimize birkaç cümleyle anlatır mısınız? İnanın çok şey kaybetmişler sayarım. çünkü İstanbul olsun, Ankara olsun, Eskişehir olsun, Konya olsun birçok noktada merkezi bir boyutta. Ulaşımımız çok çok kolay. Gezip nefes alabilecekleri, eğlenebilecekleri çok çok ortamlar var. Zaten bu işe en çok katkı sağlayan Beypazarlar. Beypazarlı hemşerilerimiz buna çok çok yatkın. Onlar bu işin zaten öncüleri, bu işin mimarları diyebiliriz. Yani misafirperverliğimiz zaten hiç tartışılmaz. Gelsinler, ziyaret etsinler, baksınlar, dolaşsınlar. Onlar da keyif alsınlar. Onlar da bu güzelliklerden mahrum olmasınlar diyorum ben. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Geldiniz buralara kadar. Ben çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Ben bütün Türkiye'yi, bütün herkesi Beypazarı'na davet ediyorum. En güzel günler, en güzel anlar hepimizin olsun diyorum. Biz de misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli geçiyor buradaki gezimiz ama daha da keyifli bir hale gelecek. Çünkü az sonra kızak şenliği başlayacak. Evet, bizden ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel görüntülerle gezgin Beypazarı'nın gezisine devam ediyor. Beypazarı Kızak Şenliği çok büyük bir eğlenceyle devam ediyor aslında. Kimi kızağını almış gelmiş, kimi botlarını, kimi kar topu oynuyor, kimi burada eğleniyor. Genci, yaşlısı, çocuğu hepsi burada. Hem Beypazarı'ndan gelen var, hem de dışarıdan gelenler var buraya. Gördüğünüz gibi ciddi bir kalabalık var. Hava soğuk olmasına rağmen burada herkes çok güzel bir şekilde eğleniyor. Gerçekten keyif alınacak bir ortam. Az sonra da offroadçular başlayacak. Ve birçoğu da zaten kara saplanmış jiplerin. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kızak Şenliği artık Beypazarı halkının sabırsızlıkla beklediği bir şenlik olmuş. Genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk demeden neredeyse herkes burada. Adı Kızak Şenliği ama daha çok bugünü halk keyifle geçireceği bir gün olarak içinden geldiği gibi eğleniyor. Aslında bir nevi iş stresi ve yorgunluğunun atıldığı, doyasıya eğlenilen bir gün olmuş. Kızak Şenliği'ne gelmişken burada kaymamak olmaz. Biz de en azından botlarımızı aldık. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız ve yukarıdan aşağıya doğru kayacağız.
Gençler kayarken anneler, babalar, amca, dayı kartop oynamanın keyfini çıkartıyor doyasıya. Çocuklar gibi eğlenmek deyiminin gerçek manası bu olsa gerek. Civar illerden ilgi oldukça yoğun ve çok eğlenceli görüntüler var. Bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakarak programın sonuna geldik. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir bölümde, Gezgin'de buluşuncaya dek hoşça kalın.